Herkese yeniden iyi akşamlar. Bugün Bitcoin üzerinden bir geçelim arkadaşlar. Bu hareketleri nasıl yaptı? Stopları nasıl koyduk? Alım yerlerimizi nasıl belirledik? Bir önceki hareketleri inceleyelim. Bugün de zaten gördüğünüz gibi yükselen kama yaptığını, düşebileceğini söylemiştim. Düştü ama yavaş düşüyor. Toparlaya toparlaya düşüyor. Tabii buralardan da dönebilir. Bir öncekinde zaten işaretlediğim gri alan çok önemli. Bu hani geçen derslerimizde anlattığımız destek ve dirençlerin takip açısından çok önemli bir husus burası. Bu gri alan. Şöyle bir bakın. Günlüğe haftalığa geçtiğimizde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzunca bir mum var. Bunun da iyi bir hacim gelmiş. Bakın şu mumlarda ciddi hacimler gelmiş. Daha sonra ince uzun bir fitil bırakarak tekrar haftalık bu şey günlük bu arkadaşlar. Bir günde düşüşünü yapmış, daha sonra hızlanmış, tekrar yukarılara çıkmış. Bu fiyatlamasını verdi şu dönemde. Yani ayın 4'ünden bu yana olan fiyatlama 21 Ocak'a kadar 2 hafta içinde vermiş oldu arkadaşlar. Bu düşüşlerin sebebi o. Esasında bir simetrik üçgen vardı. Şu A, B, C, D diye çizdim. Buradan dönmesini bekliyordum ama aşağı saldı. Yani yukarı dönmesini bekliyordum. Çünkü simetrik üçgen iki yönlü de çalışabilir. Yukarıda aşağıda. Ama şurada gerçekten ciddi bir zayıflama vardı. Alımlar durmuştu neredeyse. O yüzden düştü. Tabii FUD haberler de var. Bu Amerika Fed Başkanı açıklamalarda bulundu. Bunun açıklamaların sebebi de bu buraya yansıdı arkadaşlar. O da bir etken. Kripto paralarla ilgili. FUD haberleri her zaman kullanıyorlar. Onları bahane ediyorlar. Fiyatı düşürmek için. Çünkü alttan topluyorlar arkadaşlar. Bakın buradan topladılar. Şu hacmi görüyor musunuz? Bakın. Şuradaki hacme bakın. Yani normalde düşerken şu hacimlerde düşüyordu. Ama bakın burası toplama hacmi arkadaşlar. Buradan toplanmış. Stoplarımızda da söylemiştim. Şu hattı belirlemiştim. Hatırlarsanız 33.000 seviyesi. Esasında hem kolay takip açısından hem de bakın şuradaki trend değişiminin bir göstergesi. Hem burada hem de burada bakın arkadaşlar. Bu fiyatlarda oyalanmış. Buraya geçtikten sonra gördüğünüz gibi 33.000 civarında oyalanmış. Buraya geçtikten sonra gerçek yükselişi gelmiş. O yüzden ben 33.000'i seçmiştim. 33.000'in altına düşerse stop oluruz demiştim. Burada stop olduk. Daha sonra stop takibi yaptık. Esasında stopları aşamalı girmekte fayda var arkadaşlar. Yani burada tabii ki şu mavi yani simetrik üçgenin kırılması önemli bir husustu. Çünkü genelde buradan dönüyordu. Bakın iğne atarak dönüyordu hem de. Mum da kapatmıyordu. İğne atarak dönüyordu. Dolayısıyla önemli bir noktaydı bu mavi çizgimiz. Bunun altını düşünce stop olmamızı önerdim. Yani bu sadece Bitcoin'e değil diğer altlarda da stop olması gereken bir noktaydı bu zaman. Yani 21 Ocak öğlen civarları, öğlene doğru buralarda stop olmamız gerektiğini söyledim. Ve stop olduktan sonra bu seviyelere alım girmemize fayda var arkadaşlar. Yani çünkü gri alanı işaretledikten sonra size buranın içinden döneceğini tahmin ettiğimi söyledim. Çünkü önemli bir nokta burası. Bakın işte destek direnç okumanın önemi burada ortaya çıkıyor. Şöyle alalım. Tekrar hacmi açalım. Bakın burada çok iyi bir fiyatlanma olmuş ve ciddi bir hacim gelmiş arkadaşlar. Yani buradaki alımların satışa dönmesi gerekiyor. Bu alanın aşılması, aşağıya düşmesi için. Burada fiyatımız bakın yaklaşık 3-4 gün burayı denemiş arkadaşlar. Zorlamış ve bir yükselen üçgen oluşturmuş. Şekilde bir yükselen üçgen oluşturulmuş. Daha sonra kırılım gerçekleşmiş. Ya burası gerçekten zorlu bir sınır. Gri alanımızın tabanı zorlu bir sınır.
Burası kolay geçilmiş ama daha sonra bakın tekrar içeri çekmiş fiyatı. Burada bir süre tekrar yükselen üçgen yaptıktan sonra buraya aşabilmiş arkadaşlar. Gerçekten burada bir savaş verilmiş ve daha sonra fiyat yukarı yükselmiş. ATH'sini yaptı tekrar bu seviyelerde. Daha sonra tekrar tepki satışı geldi ve düştü. İyi bir düşüş vardı. Burada bakın simetrik üçgenimizin tabanı bunu durdurdu arkadaşlar. Burada esasında yeşil bir kanal da vardı hatırlarsanız o kanal da çizmiştim. Bu kanalda ve bu üçgende durdurdu ve daha sonra tekrar yukarı, aşağı ve bu üçgenleri arkadaşlar simetrik üçgenimizi doldurarak hareketlerini yaptı, formasyon belirledi. Ben buradan düşüş bekli şey dönüş bekliyordum yukarı doğru. Ama burada satışlar geldi. 33.000'in altında fiyatımız bakın aşağı kadar düştü. Buralarda alım yapılsaydı sadece Bitcoin için söylemiyorum. Bütün altlar için. Birçok altta da destek seviyesine çekilmişler arkadaşlar. Bakın Bitcoin için yaklaşık %15'lik bir fiyatlama oldu. Bir gün, iki gün içerisinde. Bir gün içerisinde oldu hatta bu. Daha sonra tekrar yükselen kama oluştu ve düşüş gelir diye notumu iletmiştim sizlere. Düşüş geldi. Ama tekrar bakın gri bant nasıl çalışıyor arkadaşlar. Çok önemli bir alan burası. Tekrar fiyatı yukarı taşıdı. Tekrar düşüyor. Ve bakın hala burada oyalanıyor. Gördüğünüz gibi. Burası çok güçlü. Buraya geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu gri alanı geçmeden yükselmeden bahsedemeyiz. Bunun üzerine atması. Daha sonra hatta 33.000'in üstüne atması lazım. Bakın burada da çok oyalandı. Görüyor musunuz? Bu seviyede. Yani yaklaşık 4-5 gündür bu seviyelerde arkadaşlar. İniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Tepki alıyor. Yukarı çıkıyor bakın. Yukarı taşımış. Tekrar düşmüş. Burası taşıyamamış. Gri bant tekrar düşmüş. Sonra çıkmış. Burası taşımış. Yukarı atmış. Buradan tekrar tepki gelmiş. Bakın. Şu gri mavi bölgeden ve tekrar düşmüş. Tekrar. Burada akümüle oluyor şu anda. Bunun üzerine atmadan, bunun üzerine mum kapatmadan, 4 saat mum kapatmadan gerçek bir yükseliş yiyemeyiz. Zaten cansız şu anda. Bakın hacimde de çok düşük. Tahta da boş. Ben düşeceğini tahmin ediyorum eğer burada bir hacim gelmezse. Açıkçası. Stop olduktan sonra eğer mesela 33.000'den stop olduk. Bu gri bandın hemen altına bir alım arkadaşlar. Şuraya işaretliyorum. Alımları yeşille gösterelim. Stopları kırmızı ile gösterelim. Şuraya bir alım. Bunu da anlatacağım. Yani nasıl alırız? Yani rakam olarak nedir? Onları da söyleyeceğim. Bakın bu seviyeye de bir alım girdim ama bu seviye rastgele bir seviye değil. Bakın arkadaşlar. Fiyatın döndüğü bir seviye görüyor musunuz? Bakın burada da dönmüş fiyat. Bunun hizasına bir alım giriyorum. Daha sonra da arada da girilebilir. Tabana. Gri dörtgenin tabanına bir alım giriyorum. Üç tane alım giriyorum. Esasında yani bunu 3'e de bölebilirsiniz. %30, %30, %40 ya da %30 gibi, %33 gibi 3'e bölebilirsiniz. Benim önerim şu, yukarıya düşük %25 girmek. Önerim bu yönde olur. Çünkü ne kadar alttan alırsanız o kadar iyi. Buraya %25 girmek. Şöyle gözüksün. Daha sonra buraya yine %25 hatta 35 yapalım burayı da. Biraz yüksek girelim. Çünkü buradan da dönebilirdi. Burası güçlü bir seviye çünkü. Ama buraya da tekrar bir alım kalan. Yani ne kadar ayırdınız işte Bitcoin için? 10 bin dolar diyeyim ya da 5 bin dolar. 5 bin doların 125'i 1250 dolar. %35'i işte 1750 dolar mı yapıyor? 1750 dolar. Kalanı da bu alta giriyoruz arkadaşlar. Yüzde
60, %40'ında buraya giriyoruz. Evet. Sağ çekelim. Daha sonra siz fiyat buradan döndüğünde karşınıza çıkacak avantajlar şunlar. Mesela diyelim ki fiyat buradan döndü, indi, buradan döndü. Öncelikle şu seviyelerde zaten başa baş noktasına geleceksiniz. 135'e yakın bir seviyede. Şu seviyede mesela başa baş noktasına. Sanki buradan almış gibisiniz. Bu yukarıdan aldıklarınızın tamamı buraya döndü arkadaşlar. Sanki alımı buradan yaptınız. Daha sonra yükseldiğinde de burada kâra geçiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu seviye tamamen kâr. Bunu tabii hesaplayabiliriz. 50. Yani yüzde kaç kâr bırakacak diye. Ama 3 aşağı 5 yukarı yerini tahmin ediyorum. Bakın en aşağı %10 kâr bırakacak arkadaşlar. Dipten aldığınızda. Düşüşü avantaja çevirmiş olduk. Burada tabii ne önemli arkadaşlar? Tabii ki direnç ve desteklerin okunması çok önemli. Yani tabii aşağıda düşebilirdi. Aşağı düştüğünü ne yapacağız? Burada tekrar stop olacağız. Burada stop olacağız. Ama zaten fiyat buradan döndükten sonra, buradan bir tepki aldıktan sonra, yükseldikten sonra döneceği için bir miktar tepki alacaktır. Tepki alımları olacaktır burada. Burayı yükseldikten sonra, şu seviyeye geldikten sonra buraya stop koyabilirsiniz arkadaşlar. Yani doğrusu da budur. Direkt aşağı düşecek değil. Çünkü zaten iyi bir düşüş yakaladı. Tepki alımları mutlaka olacaktır. Buraya da arkadaşlar stopumu koyarım. Zaten yükseldikçe de gene alım yerlerime stoplarımı taşırım arkadaşlar. Nereden aldıysam oraya stop. Niye? Bunlar çünkü hem destek hem direnç noktaları bizim için. Yani burayı nasıl destek olduysa fiyatı düşürmemek için, düştükten sonra tekrar çıktığında da yükselmesi için veya aşağı düşmemesi için destek olacaktır bu noktalarımız. Başta direnç oluyor. Geçildikten sonra destek haline geliyor. Filip zonlarımız bunlar. SR Filip diye geçiyor. Resistance filiplerimiz, yani hem destek, support and resistance filip, hem destek hem de direnç geçiş noktalarımız bunlar. Hatlarımız burada. Destek ve dirençler yer değiştiriyor. Bundan sonra işte stopumuzu buraya taşıyarak destekleme. Ama bakın iğnelerle de atlar şey olmuş, patlatılmış. Burada bir risk. Belki biraz daha yükseldikten sonra bu stopu buraya taşımakta fayda var. Bunlar hep tecrübe. Coinlerde de, alt coinlerde de bunu yapmakta fayda var. Bakın mesela Sushi için de değil mi? Sushi'de bir bayrak filama vardı. Filamaydı, sonra bayrağa döndü. Bakın o da gördüğünüz gibi yükselmiş. Tam kırmış filamamızı arkadaşlar. Şu filamaydı çünkü. Şöyleydi. Başta böyle çizmiştik. Öyle hatırlıyorum. Böyle çizmiştik. Yok. Bayrağı dönmüş, evet. Bayrağı dönmüştü. Bitcoin düşüşünden önce. Bayrağı kırmış ve bakın Bitcoin düşüşüyle bunda da düşüş gelmiş. Nereden dönmüş arkadaşlar? Görüyor musunuz? Bakın. Bayrağımın alt sınırından dönmüş. Bu esasında altlar için çok önemli bir olay. Yani Bitcoin böyle 5000, 6000 dolar düşecek. Altlar bu şekilde tutunacak. Mümkün değildi. Yani bundan 2-3 ay önce bunlar, işte Bitcoin %10 düşüyorsa altlar en aşağı %30, %40 düşerdi arkadaşlar. Hatırlarsınız. Bakın buradaki düşüşü sadece %25'te kaldı. Sadece %25'te kaldı. Onu da yine bizim belirlediğimiz destek noktasından, bakın arkadaşlar, döndürdü. Buraya alım girmekte fayda vardı. Yani bu düşüşte alt, takip ettiğiniz alt için. Mesela ben Sushi'deydim o arada. Sushi'de şu seviyelere, hem buraya hem de buraya alım girdim arkadaşlar. Buradan da belki dönerdi. İşte yarısını buradan girdim, yarısını buradan girdim mesela tekrar. Şurada stop olmuştum. Şu seviyede. Şu seviyede stop olmuştum.
Hatta şöyleydi. Şu seviyede stop olmuştum. Daha sonra tekrar buradan aldım. Bakın kazancım ne kadar oldu? %17'lik bir düşüşten korudum kendimi stop olarak. Geri alarak da şu seviyeden ortadan aldım. Şu seviyeden aldığımızı düşünelim. Tam ortası. %15, %32 kâra geçtim arkadaşlar. %17 düşüşten korudum kendimi. %17 düşüşten korudum. Dipten alarak da %15 kâra geçtim. Toplam %32 kazanç. Çarpıcı değil mi? Yani düşüşleri fırsata çevirme. Zaten daha sonra da bu fiyat arttı. Şimdi %32'den 17-26 %43'e geçti arkadaşlar. Bakın kârım. Şu anda %43, %44'te. Bir gün içerisindeki fiyat avantajı. Yani ben kendimi şuradaki ticarette bu yeşil yörünge kadar kâra geçirdim arkadaşlar. Yani şu seviyede olmadı. Normalde biz bekleseydik, değil mi? Bakın beklediğimiz düşelim. Stop olmadık. Düştü. Buradan döndü. Seviniriz döndü diye. Ama bizim kârımız ne kadar olur arkadaşlar? Şuradan aldığımızı düşünelim. Şu kadar olur. Sadece %6. %45 nerede? %6 nerede? %40'a yakın bir fark var. İşte boğa beklemememizin gereklerinden biri de bu arkadaşlar. Yani biz bu fiyat düşüşünü avantaja çevirerek karımızı katlamış oluyoruz. Hatta diyelim ki şu seviyede işte 1000 dolarlık bir suşimiz vardı. Stop olduğumuzda. Bakın aşağı düşüşte %17 idi. %17 daha fazla suşi aldım ben burada. Yani burada atıyorum 830 suşi alırken yuvarlıyorum 1000 dolar üzerinden konuşuyorum. Burada artık 1000 dolarlık suşi alabiliyorum. Burada 830 vardı elimde. Aşağı düştü. Fiyatı katladığı için 1000 dolara çıktı. Ve burada tekrar geldiğimizde %27 gibi bir fiyat avantajı var. Elimdeki ürün %20 yani 800 dolardan 1260 dolara çıkmış oluyor. 830 dolardan 1260 dolara çıkartmış oluyorum elindeki malın değerini arkadaşlar. Bu ciddi bir önemli bir husus. Destek dirençlerin okunması. Bakın Ethereum için burada. Evet. Ethereum için de aynısı söz konusu. Hatırlarsınız Bitcoin ile eş zamanlı olarak ben Ethereum için şöyle bir ters çanak ve kulp yaptığını söylemiştim. Bu formasyonun hedefine varacağını ve döneceğini düşündüm. Tahmin ettim ve tahminim doğru çıktı. Bu seviyeyi işaretlemişim. Buradan bakın döndü. Burada da aynı şekilde şurada stop olduğumuzu düşünün. Çünkü çok önemli buralar. Şöyle önemli arkadaşlar. Bakın uzun süre bu fiyatı geçemedi. Ve kırmızı direnci de geçemedi. Önce yükselen üçgen yaptı. Burada bir tepki aldı, sonra geçti. Daha sonra burası destek olarak çalıştı, sonra düştü. Sonra tekrar geri çekti kendini mavi destekten. Tekrar yukarı ve tekrar aşağı çekti kendini. Yani bu kırmızı ve mavi bölgeler çok güçlü benim elimde. Bu iki seviye arasındaki, iki Fib seviyesi arasındaki en güçlü sahalar, bölümler buralar arkadaşlar. Kırmızı ve mavi dirençlerimiz ve desteklerimiz çok iyi çalışıyor. Pardon biz kaydediyormuşuz. Çok güçlü çalışıyor. Dolayısıyla bakın buralar benim için destek olarak çalıştı ama tutamadı. Ne kadar düştü arkadaşlar? Bizim çanağımızın hedefi nedir? Normal düz çanakta da
Tel Çanakkale'de çanak boyu kadar düşüş veya yükseliş gelir arkadaşlar. Bak. Şimdi hatta şöyle boyun bölgesini şu şekilde işaretledim. Şöyle. Gördüğünüz gibi aşağıda işaretledim, bölge geldi. Bölgeyi de rastgele çekmedim. Bakın şuradan arkadaşlar. Bu şekilde oluşturdum. Şuradaki dönüş noktaları görüyor musunuz? Bakın fiyatın döndüğü noktalar. İkili dip var burada iki tane. Güçlüdür onlar. Burada da var bir tane. Bu seviyeden yukarıdaki mumlara kadar, dönüş seviyelerine kadar arkadaşlar işaretledim. Bu bölgeyi öyle belirledim. Şu bölgeyi o şekilde belirledim. Burada bayrak hedefi koydum. Bu kadar düşecekti. Hakikaten buradan ikili diple döndü. Buraya işte burada stop olduk diyelim. Kırmızı noktanın altında. Bir stopum burada olsun. Bir stopum da burada olsun. Gördüğünüz gibi. Hatta bir stopum da burada olsun diyelim. Hepsi patladı. Ben buraya koymamışım. Burası çünkü iyi çalışıyordu. Bakın burada da çalışmıştır. Görüyor musunuz? Burada buraya düşmedi hiç. 1160 demiştim. Her zaman bu seviyelerin bir tık altına koyun arkadaşlar. Çünkü iğneyle patlatıyorlar stopları. 1160 demiştim ben yazarken de. Buraya koymamıştım. Sadece şu ikisi vardı benim için. Stop noktası. Bunlar patladı. Yani ilk düşüşte. Tekrar geri almadım. Şuraya geçmesini bekledim. Ama tepki aldı ve düştü. Bakın düşmeye devam etti. Çanak hedefine geldi. Buraya alım girdim arkadaşlar. Şu bölgeye. Yani yarısını burada, yarısını burada olmak üzere. Birini 1100'e girdim hatta. 1100'ü şöyle çekeyim. Şu seviyeye 1100'e. Birini de 1050'ye girdim. 1050 de şurası. Tam dipten almış oldum. Bakın ne kadar kâra geçtim stop olduğum yerden sonra. Stop noktamızı da şöyle belirleyelim. Gene bunun ortası olsun. Bakın %15 bu düşüşten kurtardım kendimi. Daha sonra alımla da seviye çıktığında arkadaşlar %17 buradan %32 kazancım var. %33'e yakın kazanç var. Burada stop koymadım artık. Stopumu şuraya çektim arkadaşlar. 1160'a. Çünkü 1160 çok önemli bir seviye. Çok iyi çalıştı uzunca süre. Bakın. Rastgele seçilmiş bir seviye değil. Zaten FIP seviyemizde de önemli bir bölüm. 618'den sonra bakın 618'e fiyatın döndüğü yer, düşüşün durduğu ve yükselişin başladığı yer. Burası da tutucu seviye arkadaşlar. Ethereum için. Dolayısıyla bu seviyeye stopumu koydum. Artık buralarda salınıyor. Ne zaman mavi yukarı attı kendini, bunun üzerinde, mavinin üzerinde 4 saatlik mum kapattı. Kırmızıya doğru geçti. Stopumu yukarı taşıdım arkadaşlar. Şu seviyeye. Bundan sonra artık stop taşıma dediğimiz bu. Beni şu düşüşten korumuş oluyor. Yani bu stopum buradan buraya taşıyarak en aşağı %6-7'lik bir kazanca, kayıptan kazanca çeviriyor beni. Stop takibi ve alım seviyeleri bu şekilde. Yani attığım grafiklerde veya denk geldiğiniz hocalarımızın çizdiği, emek verdiği grafiklerde arkadaşlar bu destek ve direnç seviyelerinin okunması çok önemli. Yani biz bunları bir önceki dersimizde de anlattığım gibi hem kırılım yerlerinden tabi tecrübeyle de zamanla oturacak bir şey. Hem de FIP seviyeler bakın Ethereum için FIP çok iyi çalışıyor. Bu FIP seviyesine de ikinci derste, bugünkü derste anlatacağım inşallah devamında. Birazdan çünkü süremiz dolacak. 5 dakikamız kaldı. FIP seviyemi arkadaşlar bakın Ethereum için ATH'den ATL'ye kadar hatta kırılımın gerçekleştiği yer şurasını kabul ettim ben. Çünkü ilk kırılım burada geldi Ethereum için. Şu seviye çok önemliydi benim için. Aylarca ben bu seviyeyi takip ettim. 840 seviyesini. Çünkü bu seviye ne zaman kırıldıysa yükseliş ondan sonra başladı arkadaşlar bakın. Bütün düşenler buradan geldi.
Buralar çok iyi çalıştı. Burası zaten Ethereum için Golden Cross'tu. Bunu da açalım. Bir görün. Bakın. EMA kesişimlerinin olduğu seviye. Bundan sonra yükselişi durmadı Ethereum. Gördük mü? Ne kadar yükseliş? Direkt bir yükseliş var. EMA 200 çok altlarda kaldı ama EMA 50, EMA 9 ve EMA 20 çok yükseldi arkadaşlar. Yani birlikte yükseldiler. EMA 30'muş pardon. EMA 30 ve EMA 9 ve EMA 50 çok birlikte çok ciddi yükseliş yaşadılar. Ethereum için. Son 2-3 ayda ciddi yükseliş oldu zaten. 400 dolarlardan 1200-1300 3x yaptı yani. Bu seviye çok önemli. Dolayısıyla Fibi bu kırılıma çekti. Düşüşün durduğu yerde çünkü burası. Sıfırı buraya getirdim. Fib 1'i de 1440'a getirdim ve bakın beni hiç can atmadı bu Fib seviyeleri. Gördüğünüz gibi fiyatın döndüğü yerler, yükselişin başladığı yerler, düşüşün başladığı yerler. Bakın şu seviyeler, yükselen üçgenler, kanaldan çıkışlar, kanalın kırılması. Gördüğünüz gibi bu seviyeler benim için çok önemliydi. Hiçbir zaman da yanıltmadı. İsabetli kararları aldık burada. Hem son zamanda da işte düşen düşüşlerdeki dönüş noktalarını çok iyi yakaladık bu seviye sayede, FIP sayesinde. Bakın şu kırmızı ve mavinin döndüğü yerleri göstereceğim. Şu seviyede. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şurası mavinin dönüş yeri, şurası kırmızı. Yani bir haftadır takip ettiğimiz, 10 gündür takip ettiğimiz seviyeler var ya, iki mavi, bir mavi ve bir kırmızı. Bakın dönüş yeri birisi burası, birisi burası. Birisi 1300 civarı, biri 1250 civarı. Saatliğe geçelim. 1250. 1300'ün hemen üstü. Buralar önemli bizim için. Yani Fib dışında bir de bu seviyeler bizim için çok iyi çalıştı. Ha, biz bunu son zaman yakaladık. Şu dönüşlerle yakaladık. Bu mavi trendi ben öyle çizdim bölgeyi. Kırmızıyı da öyle çizdim. Dönüş yerinden yakaladım ama çok iyi çalıştı. Çanakta bile bakın boyun bölgesi buraya denk geldi. Bunlar rastlantı değil. Fiyatların ayı ve boğa pazarlıklarının olduğu yerler. Bir de Ethereum için bakın dominansın yükselişi devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dominans düşeni kırmıştı. 2021'in başında Ethereum'un hata geçtiği dönem ilk haftası 4 Ocak 1-2-3 Ocak'tı sanırım. Bakın bu ilk seviyeye, ilk dirence geldi arkadaşlar. Direnç bölgesine. Görüyor musunuz? Bakın fiyat ne kadar yön değiştirmiş. Burada bir kararsızlık olmuş. Burası çok güçlü bir seviye. Ethereum buralarda tutunacağını düşünüyorum. Yani Ethereum dominansın. Fiyat akümüne olacak diye düşünüyorum. Yani 1440 geçer mi? Belki bulur, tekrar geri döner diye tahmin ediyorum. Çünkü burada ciddi bir şey var. Direnç var. Ethereum dominansı için. Bakın burayı da çok zor geçti. Görüyorsunuz. Bu seviyeleri. Aylar sürdü buraları geçmesi. Buraya geçti ama bakın burada da buradaki dirençle karşılaştı arkadaşlar. Ethereum dominansının yüksek kalması önemli. Aşağı düşmemesi. Çünkü Bitcoin dominansın aşağı düşmesine sebep oluyor. Ethereum dominansı alt dominans ne kadar yükselirse Bitcoin dominans o kadar düşer. Bakın, ters orantılı. Sürekli bu karşılaştırma tablolarını atıyorum zaten. Görüyorsunuzdur. Yan yana yapıştırıp atıyorum. Bakın, burası da mavi hat. Çok Bitcoin dominans için kritik yerlerden biri. Şu mor kritikti. Zaten aylarca canını okudu bu piyasanın şu seviyeler. Üst seviyeler. Şimdi bu mavi seviye önemli. Burada da biraz oyalanacağını düşünüyorum açıkçası. Yani Bitcoin dominans buralarda biraz yukarı mavi tekrar test edecek. Aşağı dönecek. Test edecek. Böyle böyle düşecek.
Ne zaman? Şu seviyeye düşene kadar. Bu noktalı seviye artık Bitcoin dominansın dipleri olacak arkadaşlar. %60'ın hemen üstü. Bu seviyelerde artık altlara iyi bir para akışı olacağını düşünüyorum şu seviyelerde. Evet, dersimiz, ilk dersimiz bitmek üzere. Aynı linkten tekrar bağlanacağız arkadaşlar. Diğer derste EMA'lardan devam edelim inşallah. EMA yorumlarını. Fiyatı nereden alırız, nereden satarız, ne zaman alım yapılır onları göreceğiz inşallah.